Arkadaşlar hepinize merhabalar, ben Nihat Üzel. Bugün En İyi 11'in yeni bölümünde sizlerle Trabzonsporlu taraftarların hayal kırıklığı olarak hatırladığı futbolculardan kurulu En İyi 11'i paylaşıyor olacağız. Siz de şu anda bu futbolculardan birisini kadronuza dahil etmek zorunda kalsaydınız hangisini kadronuza katardınız, videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Hemen kalecimizle kadromuza başlayalım ve kaleye Jefferson'ı koyalım. 2005-2006 sezonu öncesinde Petkovic'in ayrılığı sonrası harıl harıl kaleci arayan Trabzonspor, Brezilya Ligi'nden Cruzeiro'da oynayan Jefferson'ı 1.750.000 euro bedelle kadrosuna katmıştır. O dönemde Brezilya milli takımının da kalesini koruyan Jefferson'dan haklı olarak taraftarların beklentileri yüksekti. Ama Brezilyalı Edilen bu beklentilerin altında kalmıştı. Trabzonspor'la 50 maça çıkan ve 59 golü kalesinde gören Jefferson yalnızca 14 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı. 3 Aralık 2018'den beri emekli olan Jefferson 3 yılın ardından Trabzonspor'dan ayrılarak bedelsiz bir şekilde Konyaspor'a transfer olmuştur. Savunma dörtlümüze İsveçli Fredrik Risp ile başlayalım. Valla Fredrik Risp'in adını o kadar uzun zamandır hatırlamıyordum ki en son Winning Eleven'da falan duymuştum galiba. 2006-2007 sezonunda Gençler Birliği'nde gösterdiği başarılı performansın ardından 1 milyon euroya Trabzonspor'un kadrosuna dahil edilen Fredrik Risp, talihsiz bir sakatlık geçirerek tam olarak kendini gösterememişti. Bir yılın sonunda Trabzonspor'dan bedelsiz bir şekilde ayrılan ve bunun sebebini uyum sorunu olarak belirten Risp, Ankaraspor'un yolunu tutmuştu. 33 yaşında erken bir yaşta sakatlıklar yüzünden futbolu bırakmak zorunda kalan başarılı savunmacı Trabzonspor kariyeri boyunca sadece 6 maça çıkabilmişti. Savunmadaki bir diğer stoperimiz Aykut Demir ile kadromuza devam edelim. Şu anda 31 yaşında olan ve Erzurumspor'da oynayan Süper Lig'in gediklisi Aykut Demir, 2013-2014 sezonunun başında Gençler Birliği'nden 2 milyon 900 bin euroya Trabzonspor'un kadrosuna dahil olmuştu. 3 sezon boyunca Trabzonspor takımında oynayan ve savunmada kritik maçlarda kritik hatalar yapan Aykut Demir, sözleşmesi feshedilerek bedelsiz bir şekilde Giresunspor'a transfer olmuştur. Trabzonspor formasıyla 91 maça çıkıp 2 gol atan Aykut Demir, 29 sarı, 4 de kırmızı kart görerek disiplinsiz bir grafik sergilemiştir. Sol bek pozisyonuna uygun gördüğümüz isim İshak Doğan. Hatırlayacaksınız, İshak Doğan'ın adı uzun yıllar boyunca Galatasaray'la da anılmıştı ama oyuncu Trabzonspor tercih etmişti. Karabükspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından umut vadeden yıldız adayı olarak 2014-2015 sezonunda 2 milyon 350 bin euroya transfer edilen İshak Doğan, gösterdiği vasat performansı beklentilerin altında kalmıştı. Trabzonspor'un Galatasaray'la girdiği transfer yarışından çekip koparttığı sol bek oyuncusu bordo mavili formayla 20 maça çıkmış, 2 gol atıp 1 de asist yapabilmişti. Önce yarım sezon Eskişehirspor'u kiralık olarak gönderilen İshak Doğan, 2016-2017 sezonunda bedelsiz olarak eski takımı Karabükspor'a geri dönmüştü. Şu anda Giresunspor forması giyen İshak Doğan artık 30 yaşında ve Giresunspor'da kadroya girmekte zorlanan bir isim. Sağ bek mevkisine Luis Pedro Cavanda'yı koyalım. Şu anda 29 yaşında olan ve hiçbir kulüple sözleşmesi bulunmayan Luis Pedro Cavanda, sık sakatlanması ve disiplinsiz davranışları nedeniyle birçok takımda tutunamamıştır. 2015-2016 yılının başında Lazio'dan 1 milyon 750 bin euro bedelle Trabzonspor kadrosuna dahil edilen Cavanda, bir sezon sonunda sağ bek arayan Galatasaray'a adeta kazıklanarak gönderilmiştir. Trabzonspor'un 50 bin euro kar ettiği futbolcudan kurtulması taraftarların içini rahatlatırken Cavanda bordo mavili formayla 27 maça çıkmış ve sadece bir asist yapabilmiştir. Orta saha mevkimize ilk olarak Kevin Constant'ı koyalım. Yineli merkez orta saha 2014-2015 sezonunda 2,5 milyon euro bedelli Milan'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Trabzonspor kariyeri sakatlıklarla ve uyum sorunlarıyla dolu geçen Kevin Constant, 1,5 sezon boyunca Trabzonspor'da oynamış ve sözleşmesi feshedilerek takımdan ayrılmıştı. Trabzonspor'dan ayrılırken güvenlik görevlileriyle tartıştığı için havaalanında tutuklanan futbolcu, bordo mavili formayı 33 maçta terletirken 2 gol atıp 3 de asist yapmış ama sayısız hatayla Trabzonsporlu taraftarları efkâra sürüklemişti. Orta sahamızdaki bir diğer isim şu anda Göztepe'de başarılı bir grafik sergileyen Soner Ayrıoğlu. 2012-2013 yılında Gençler Birliği'nde gösterdiği performansla 21 yaşındayken büyük potansiyelli bir futbolcu olarak 2 milyon 250 bin euro bedelli Trabzonspor'a transfer olan Soner Ayrıoğlu, bordo mavili takımda olması beklenen maestro görevinde eksik kalmıştı. 3 sezon boyunca bordo mavili ekipte kalan Soner Aydoğdu, Trabzonspor formasıyla toplam 78 maça çıkmış ve bu maçlarda 8 gol atıp 8 de asist yapmıştı. 2015-2016 sezonunun devre arasında Güray Vural transferi için takasta kullanılan futbolcu Akhisar Belediye'ye transfer olarak takımdan ayrılmıştır. Kanatlara geçelim ve sağ kanada Sefa Yılmaz'ı koyalım. Kayserispor'da 3 sezonda gösterdiği mükemmel performansı 3 büyüklerin gözlerinde
sözleşmesi olan ve birçok Anadolu'dan büyük takıma transfer olan futbolcunun yaşadığı sıkıntıyı yaşayan Sefa Yılmaz beklentilerin altında kalmıştı. 3,5 milyon euro bedelli 2014-2015 sezonunda Bordo Mavili ekibin uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Sefa Yılmaz 55 maçta Trabzonspor formasını giyerken bu maçlarda 9 gol atıp 4 asist yapabilmişti. Trabzonspor'da beklenen performansı gösterememesinin ardından 2 sezon kiralık olarak gönderilen futbolcu 2017-2018 sezonunda sözleşmesi sona erince takımdan sessiz sedasız ayrılmıştır. Sağ kanadı şu anda 33 yaşında olan ve ülkesi Hırvatistan'ın Zagora takımının formasını giyen Drago Gabriç'i koyalım. 2009-2010 sezonunda Trabzonspor'un potansiyeline güvenerek Hajduk Split'ten 2,5 milyon euro ödenerek kadrosuna kattığı Drago Gabriç, 2 yılın ardından sözleşmesi feshedilerek takımdan ayrılmıştır. Taraftarlara saç baş yoldurtan performansıyla akıllarda kalan Gabriç, Trabzonspor formasıyla 28 maça çıkmış ve 4 gol 2 asistlik katkı sağlamıştır. Evet ve sıra santrofor ikilimize geldi ve iki ismin sonunda da kadromuzu netleştirmiş olacağız. Siz de tekrar tekrar hatırlatıyorum, videonun altına bu oyunculardan hangisini kadronuza katmak zorunda olsaydınız dahil ederdiniz yazmayı unutmayın. Santrafor'da ilk olarak şu anda 28 yaşında olan ve Süper Lig'de Gaziantep FK takımının formasını giyen Muhammed Demir ile başlayalım. Gaziantep Spor'da iyi bir performans göstererek dört büyüklerin dikkatini üzerine çeken Muhammed Demir, 2015-2016 sezonunda 2 milyon 750 bin euro ödenerek Trabzonspor kadrosuna dahil olmuştur. Herkesin Türkiye'nin yeni santraforu olacağını düşündüğü futbolcu bir türlü Trabzonspor taraftarlarının beklediği seviyeye gelemeyerek taraftarlara hayal kırıklığı yaşatmıştır. 2017-2018 sezonunda Sivasspor'a bedelsiz bir şekilde transfer olarak hayal kırıklığı yaratan Muhammed Demir, Karadeniz fırtınasıyla toplam 25 maça çıkmış ve 5 gol atıp 2 asist yapabilmiştir. 11'imizin sonuna koyacağımız isimse özellikle FMC'lerin çok iyi hatırladığı Thomas Jun. Çek Cumhuriyeti milli takımının da formasını giyen ve Çek Cumhuriyeti'ni yetiştirdiği en potansiyelli futbolcularından olan Thomas Jun, 2005-2006 sezonunda Sparta Prag'dan Trabzonspor'a tam 3 milyon 250 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur. Taraftarların haklı olarak büyük beklenti içerisinde olduğu 22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'deki futbol hayatına adapte olamamış, sırasıyla Beşiktaş, Sparta Prag ve Teplice'de oynadıktan sonra 2008-2009 sezonunda bedelsiz olarak Trabzonspor'dan ayrılmıştır. Bordo Mavili takımın formasıyla 17 maça çıkan forvet oyuncusu ne bir gol atmış ne de bir asist yaparak beklentilerin altında kalarak Türkiye defterini kapatmıştır. Evet sevgili izleyenler, videomuzun sonuna geldik. Siz de bu videoyu ve kanalımızdaki diğer videoları beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.